Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir ve de abone olun yanındaki zil tuşunu açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem teknik olarak hem de temel olarak dip bölgelerine yakın olduğum bir şirketten bahsetmek istiyorum. Bu şirketin temel anlamda güzel yanları da var, bazı kötü yanları da var. Ben size hem iyi yanlarını hem de kötü yanlarını söyleyeceğim. Genel anlamda da beğendiğimi ve güzel bölgelerde olduğunu söylemek istiyorum. Ve de arkadaşlar şöyle bir söz hatırlatmak istiyorum. Her zaman e, videolarımda söylemiyorum ama bu özellikle bu şirket için şunu söylemek istiyorum. Herkesin almaya korktuğu anda aslında alım için güzel fırsatlar olabilir diye bunu belirtmek istiyorum. Evet şimdi yavaş yavaş artık e, videomuzun içeriğine geçelim. Öncelikle arkadaşlar burada şirketimizin endeksine baktığımız zaman katılım tüm endeksinde, katılım 100 endeksinde, katılım 50, katılım 30 endeksinde bile olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani katılım endeksinde olup olmadığına dikkat eden takipçilerimiz için de bunu en başta söylemiş olalım. Şimdi daha sonrasında finansallarına baktığımız zaman 2016'nın son çeyreğinden itibaren 10 milyon olan satışlarını 278 milyona çıkarmış durumda arkadaşlar. Bu anlamda gayet başarılı bir performans sergilediğini söylemek istiyorum. FAVÖK'lere baktığımız zamansa 2 milyondan 161 milyona çıkardığını görüyoruz. Bu anlamda da yine gayet başarılı bir performans sergilemiş. Tabi son bilançoyla gelmemiş. Onu da geldiği zaman yine ayrı değerlendirebiliriz. Şimdi net kâra bakalım. Net kâra baktığımız zamansa 1 milyondan 151 milyona çıkardığını görüyoruz. Yaklaşık 150 katlık bir artış var. Bu anlamda da gayet başarılı olduğunu söyleyelim. Onun dışında öz kaynaklara baktığımız zamansa 8 milyondan 324 milyona çıkardığını görüyoruz. Bu anlamda da iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Yani genel anlamda büyümelere baktığımız zaman şirketin ben bir sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim. Gayet güzel büyüyen bir şirket var karşımda. Şimdi burada hisse başı kâra baktığımız zamansa hisse başı kâr anlamında da daha önce bedelsiz yapmıştı bu şirket ve bedelsiz yapmasına rağmen 2016'nın son çeyreğinden yani son çeyreğinde 0.06 olan hisse başı karını 0.89'a çıkarmış durumda. Bu anlamda da yine başarılı bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Yani yine hisse başı kar anlamında da gayet güzel bir büyümesi mevcut. Şimdi artık temel anlamda büyüme anlamında iyi bir şirket olduğunu söyledik. Şimdi gelelim bir de sektörel bazı durumuna. Öncelikle şirketimizin bilgisayar ve yazılım sektöründe yer aldığını söylemek istiyorum ve şirketimizin ödenmiş sermayesine baktığımız zaman 170 milyon TL olduğunu görüyoruz. Yani çok düşük değil ama çok yüksek bir ödenmiş sermayesi olmadığını söyleyebilirim. Şimdi piyasa değerine baktığımız zamansa 932 milyon TL piyasa değeri anlamında düşük piyasa değerine sahip olduğunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani şu ana kadar her şey güzel bir sıkıntı yok. Burada ilk sıkıntısı arkadaşlar şirketimizin halka açıklık oranı bilgisayar ve yazılım sektörünün ortalaması %34.5'larda ve bu şirketimizin halka açıklık oranı sektöre göre biraz fazla hatta baya bir fazla %75'lerde. Evet kaldıraç oranına baktığımız zamansa %10'larda olduğunu görüyoruz ve sektör ortalaması %65'lerde bu anlamda da sektörüne göre gayet iyi kaldığını söyleyelim net borç öz kaynakları baktığımız zamansa sektör ortalaması zaten negatifmiş yani bu şirketimiz negatifliğinde negatifliğinde gayet güzel bir net borç öz kaynaklar oranı var şimdi aktif karlılığa baktığımız zamansa %41'lik hatta %42'lik bir aktif karlılığı olduğunu görüyoruz ve sektör ortalaması %9. Yani bu anlamda sektörü 4 buçuk katladığını söyleyelim. Bu anlamda gayet başarılı. Şimdi öz sermaye karlılığına bakalım. Öz sermaye karlılığına baktığımız zamansa sektör ortalaması 26'larda şirketimizin %46'larda bu anlamda da yani neredeyse 2'ye katladığını görebiliyoruz. Yani tam 2 değil ama 2 kata yakın bir öz sermaye karlılığı fazlası var. Bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında FK'ya baktığımız zaman 6,16 olduğunu ve sektör ortalamasının 17,25 olduğunu yani bu anlamda da yine neredeyse 3'te 1 oranında ucuz kalmış olduğunu söyleyebiliriz. PD bölü DD'ye baktığımız zamansa sektör ortalaması 4.49 şirketin 2.87 yani bu anlamda da yine gayet ucuz kalmış. FD FAVE'ye baktığımız zamansa 17.33 sektör ortalaması şirketin 5.42 yani bu anlamda da Yine 3'te 1 oranında kaldığını söyleyebiliriz yani 3'te 1 oranında ucuz kalmış gayet başarılı piyasa değeri bölü satışa baktığımız zamansa sektör ortalaması 1.08 şirketimizin 3.35 bu anlamda pahalı kaldığını söylemem gerekiyor. Yani bir kötü yanı da şirketin burada piyasa değeri bölü satış çarpanı. Şimdi son çarpanımız olan net borç bilifo ve baktığımız zaman zaten net borcu negatif olduğu için sektörel anlamda bir sıkıntısı bulunmuyor. Şimdi bir de son olarak P rasyosuna bakalım. P rasyosuna baktığımız zaman net kar anlamında 0.04 olduğunu, hisse başı kar anlamında da 0.09 olduğunu görüyoruz. Biz P rasyosu ne kadar düşükse şirketin o kadar e, hem fiyatıyla, teknik anla, te, e, fiyatıyla temel anlamdaki büyümenin örtüştüğünü söyleriz birine kadar yakınsa. Ama burada... Ne kadar düşükse de bir o kadar fiyattaki hareketlilikte temeldeki büyüme dengelenmemiş demektir ve bu yüzden de düşük olması her zaman için iyidir ve baktığımız zaman birden bayağı bir düşük kalmış yani 0.04 0.09 yani şöyle baktığınız zaman yani bu şirket 10 kat gitse bile daha hala 1'e gelemeyecek öyle düşünün bir de tabi 10 kat gidebilir mi gidemez mi onu bilemiyorum ama sadece bir buradan çıkarım yapmaya çalışıyorum. Paygrasios'un ne kadar düşük olduğunu göstermeye çalışıyorum. Evet şimdiye kadar şirketin temel anlamda gerçekten iyi büyüdüğünü gördük. Tek sıkıntı pardon iki tane sıkıntısı var şirketin şimdiye kadar halka açıklık oranı olan birinci sıkıntısı. ikinci sıkıntısı da piyasa deri bir satış anlamında pahalı kalması ama onun dışında gayet güzel bir şirket karşımızda var. Şimdi burada artık temel anlamda çoğu şeye baktığımızı düşünüyorum. Biraz da gelelim farklı taraflarına bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar farklı taraflarına bakmadan önce Burada şirketin adını açıklamak istiyorum. Şirketimizin adı arkadaşlar Art yazalım. Şimdi öncelikle burada Art yazılımın grafiğini açalım. Şöyle haftalık bazda açalım. Ve de şimdi şirketin başka yan taraflarına bakalım. Öncelikle burada iş yatırımın sunmuş olduğu yabancı oranları tablosuna bakmak istiyorum. Ve buraya baktığımız zaman yabancıların çok hafif de olsa burada alıcıya geçtiğini görebiliyoruz. Tabi bu bir şey temsil ediyor mu? Tabii ki etmez. Yani %1'den %1.1'e çıkmış. Çok da aslında büyük bir şey değil ama sadece farklı taraflardan bakmaya çalıştığım için bunu da böyle göstermek istedim. Bu tabi olumlu bir şey bu arada. Ya az da olsa alıcıya geçmesi tabi çok önemli bir şey değil. Ama sonuçta olumlu bir olay. Şimdi burada şirketimizin önemli olan bir olayı da bedelli bölünme kararı alması ve art yazılımın şöyle baktığımız zaman aslında tarihinde çok da bedelli olmadığını yani bedellisi olmadığını ve hatta bedelli alışkanlığı da olmadığını göreceksiniz. Ve de gerçekten bedelli açıklaması çoğu yatırımcı için sürpriz oldu. Baktığınız zaman arkadaşlar burada bedelli açıklamadan önce de iki tane bedelsiz yaptığını görebiliyorsunuz. Pardon bir tane bedelsiz yaptığını görebiliyorsunuz ki o da az buz değil yani %612. Ve de iki tane temettü verdiğini görüyorsunuz. Bakın burada 2020'de vermiş. 2021'de temettü vermiş. Ve buna rağmen bedelli açıklamış. Yani burada aslında bir nevi güven sarsılması var. Yatırımcı ile şirketin patronunun arasında. Ama ben bunu çok fazla abartıldığını düşünen taraftayım. Ve baktığımız zamansa bu da tabii ki de fiyatlanmaya yansımış. Bakın sadece bedelli açıklandığı haftada %29'luk inanılmaz sert bir düşüş gelmiş. Ve düşüş birkaç hafta daha devam edip burada birazcık yataya sarmış. Ve ben de bu fiyatların artık dip fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığımız zamansa Öncelikle destek direnç bölgeleri çizelim. Geçmişteki destek dirençlerine baktığımız zaman burada bakın Mayıs 2020'de 545 bölgesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu görebiliyoruz. Yani burayı aşmakta gerçekten de zorlanmış. Buraya gelip bakın Mayıs 2020 aşması 10, Ekim 2020 yani yaklaşık olarak burada 5 aylık bir oyalanma süreci olmuş ve bu bölgeye baktığımız zamansa şu anki fiyatla kıyasladığımız zaman bakın buralarda aslında düşüşün sonlandığını görebiliyoruz. Yani illaki ufak tefek bir aşağılarına gelme olmuş ya da belki biraz da yukarısından yukarıya doğru dönmeye başlayacaktı. Ama tabii ki de %100 tam nokta atışı yapmak imkansıza yakın. Bu yüzden ben de bakın şöyle destek bölgesi çizdiğim için ve buralarda bakın bir e, akümülasyon döneminde olduğu için bu bölgenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda hala çok fazla fiyatlanmadığını da görüyoruz. Şimdi bunun yukarısında yani 5.45'in yukarısında baktığımız zaman bir sonraki direnç bölgesi neresi olabilir diye? Bakın 6.26 burada önemli bir direnç bölgesi olabilir ve 6.26 ile şuradaki iğne olan yer 6.99. Bu bölge önemli bir direnç bölgesi olabilir ve baktığımız zamansa bakın bu bölgede de yine önemli de destek bölgeleri varmış. Mesela 1, 2 Bakın yine burası 3 ve 4 arkadaşlar. Yani bu bölgede yine önemli bir destek direnç bölgesi olabilir ve daha öncesinden de önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmış bu bölgeyi de açması durumunda da bu sefer bir üst bölgedeki olan direnç bölgesine takılabilir o da yaklaşık olarak bakın burada Şubat 2021'de olan 9.13 ve de ondan sonra geldiği yer 8.41 var burada bakın gördüğünüz gibi 8.41 ile 9.13 bölgesi de bir sonraki direnç bölgesi olabilir. Ben hemen şöyle yazıyla da yazayım size bir görsel hafıza olarak canlanması açısından. Buraya direnç bölgesi olarak yazalım. E, evet, direnç bölgesi olarak buraya yazalım. Pardon direnç bölgesi burası. Burayı kopyalayalım. Bir, bir, tane de yukarıya koyalım. Ve de bir tane de şuraya aşağıya destek bölgesi olarak yazalım arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde yazalım yazmış olduk. Yani kısacası arkadaşlar burada hem destek hem de direnç bölgelerini belirlemiş olduk ve bakalım bu destek bölgelerinden yani şu an çok da uzaklaşmadığını görüyoruz. Direnç bölgelerine kadar bir hareket yapabilecek mi? Yaparsa da yüzde kaçlık bir hareket olacak? Hemen ona da bakalım. Şimdi şu anki fiyatımız yani son kapanışımız burada ee, yaklaşık olarak yani şöyle yaklaşık olarak demeyeyim tabii tam bakalım. Baktığımız zaman 5.59 olduğunu görüyoruz. Yani 5.59'dan en yukarıya yani direnç bölgesinin en yukarısına gitmesi halinde %63 diyor. Ben direkt bunu düz hesap %70 almak istiyorum. Şimdi %70 aldığımız zaman ve sektörel bazı baktığımız zaman bakalım böyle bir potansiyel karşımıza çıkacak mı? Hemen hesap makinemizi alalım. Öncelikle öz sermaye anlamında şirketin sektörel bazı avantajını bulalım. Şimdi Şirketin öz sermaye %46,6 ve şirketin öz, pardon sektörün öz sermaye karlılığı ortalaması %26. Buna baktığımız zaman %79'luk bir fazlalığı olduğunu görüyoruz. Burada piyasa değeri satış dışında herhangi bir çarpan aldığımız zaman muhtemelen güzel potansiyeller karşımıza çıkacaktır. Ben burada PD bölü DD'yi aldım. Siz farklı çarpan da alabilirsiniz. Pd bölü DD baktığımız zaman 1.79 çarpı 4.49 sektör ortalaması bölü 2.87. Bu da şirketin şu anki pd bölü dd'si. Buna baktığımız zamansa 2.8 katlık bir potansiyeli olduğunu görüyorsunuz. Ve de şirketin kapanış fiyatı kaçtı? Şirketin kapanış fiyatı 5.59. Yani bu arada az önce şeyi atladım. Yani bu ziraatin verileri ziraatli bir gün gecikmeli geliyor. Bundan dolayı son kapanış fiyatına değil bir gün öncekini alacağız. Ve buna, buna baktığımız zamansa 5.48 olduğunu görüyoruz. Ve de 5.48 çarpı 2.80 yaptığımız zaman bakın 15 küsürlere doğru bir sıkıntı olmadığını bizlere söylüyor aslında. Ki bu sadece piyasa değeri bölü defter değeri anlamında yaptığımız çalışma. FK'dır, FDF'e anlamında yapsaydık çok daha yüksek değerler bulabilirdik. Evet arkadaşlar bir çalışma videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Siz de mutlaka fikirlerinizi yorum kısmına belirtin. Olumlu ya da olumsuz önemli değil. T sadece tek sıkıntımız burada saygı çerçevesinde olsun yani saygı çerçevesinde olduğu sürece her türlü yoruma ben şahsen açığım. Evet ve de son olarak bir uyarımı da yapmak istiyorum. Bu video kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Siz de mutlaka kendi analizinizi yapın. Hisseyi kendi süzgecinizden geçirin. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.